yağmur gibi size teşekkür mesajları geliyor. Öğretmenlerden geliyor. İşte üstelik hangi platformlar? Birden fazla platform. Bir Temmuz ataması 15 bin öğretmen. Bir Ağustos ataması 55 bin öğretmen. Bir biz mağduruz, biz 55 bin mağduruz, biz. Evet. Sanırım bu gruplara üye bir sürü insan size teşekkür. Siz ne yaptınız? Şimdi bu Twitter üzerinden tabii interaktif olunca sorunlar var. Önce biliyorsunuz sözleşmeli öğretmenler vardı ve sağlıkçılar. Onların kadroya geçmesi için bir faaliyet gösterdim. Onlar kadroya geçtiler. Hatta mitingde bile Tayyip Erdoğan yakınlarına dedim ki bak bunlar bekliyor sözleşme. Bir kere öyle bir kadroya geçiş olunca bu defa geride kalan verilen sözler var yine öğretmenlere. Bu sefer onlar için uğraşıyoruz. Yani şimdi 6 Temmuz'da bir şey olacak, ne derler ona, bir alım olacak. İşte bir verilen söz var, tam doğru yansıtılmıyor başbakana onların söylediğine göre. Ben de onu yazıyorum, yani yarın yine yazacağım öğretmenlerle ilgili. Bir de işte yeni KPSS'den sonra girecekler, onlara az kadro kalmış 10 bin. Diyor ki biz 300 bin öğretmen adayı giriyoruz. Bize hiç kadro bırakmadılar, 10 bin kadro olur mu? Ben yani yarın tavsiye ettim. Maliye Bakanı'ndan 25 bin, 30 bin yeni kadro alın. Çünkü burada bir beklenti var ve bu beklenti ne olacak? Koskoca hükümet, 30 bin kadro mu mesele burada? Peki. Onun için... Ben bir şey söyleyeyim. Yani Nazlı Hanım'ı tabii tebrik ediyorum bu konuya duyarlılık gösterdiği için ve ısrarla gündeme getirdiği için. Burada aynı zamanda medyanın bütününde eleştirilmesi lazım. Yani bu medya ne güne duruyor? Yani o kadar çok sabun köpüğü konunun peşinden, parıltının pırıltının peşinden gidiyor ki asıl somut sorunları on binlerce insanı yıllardır dertlendiren sorunları bir türlü dile getirmiyorlar. Hakikaten bu sağ medyanın olun, aslında ne yapması gerektiğinin de somut ve başarılı hocam, acaba bu örneklerinden medya biri. Medya korkuyor mu? Belki bu soruyu sormak lazım. Bir de bakın ilgilenmiyor. Yani bu tip toplumsal sorunların üzerine gitmek medyanın artık görevi olmaktan çıktı mı? Acaba üzerine gidersen birileri bana karşı olur mu? Çünkü görüyoruz bazı televizyonlar programlarını kaldırıyor, bazı gazeteler yazarlarını atıyor, bazı yerlerde haberler çıkmıyor. Bazı şeyler görülmüyor Türkiye'de. Bazı fakat onun ötesinde... Egemen kültür ve haber değerlerinin de bunda çok büyük rolü olduğu kanaatindeyim. Yani işte ne reyting yapar, ne tiraj getirir, işte Survivor mı yaparsınız yoksa efendim Bodrum plajlarından şimdi şeyler başladı. Röportajlar bir de bakın bak bu korku... Ama o da yanlış bence. Çok özür diliyorum ama ben dışarıdan içeriye biraz bakan insan olarak. Şimdi diyorsunuz ki bu söylediğiniz reyting getiriyor. Öyle mi acaba? Türkiye'de nüfusun yarısı yoksulluk içerisinde. Bodrum'da tatili sadece gazetelerden okuyor. Gitmesi mümkün değil. Orada bunları, bu eğlenceleri yapanları takip ettiğini mi zannediyor medya? Vallahi AGB Nielsen ve diğer yani AKP'nin, şeyler öyle gösteriyor. AKP'nin %50 oy almasının altında belki bunlara da bakmak lazım. Yani o AGB'ler böyle gösteriyor, reytingler şöyle. Ama bunların da doğru olmadığı da... Mesela bir öğretmen tartışması yazsak o izlenir. Şimdi bu sorun şöyle. Mesela bu korku lafına ben şundan hiç prim vermem. Bir meseleye ben aklım... erdi mi? Mutlaka yazarım. Yani Milli Eğitim Bakanı'nı çok sevdiğim bir insan. Kalbi mi kırılmış? Bunu aldırmam. Başbakan mı kalbi kırılmış? Ben bunu aldırırım. Çünkü neden de girmiyorlar biliyor musunuz? Bir mesai gerektiriyor. Şimdi bu bana arkadaşlar linkler atıyorlar, yazılar atıyorlar. Gece 2'lere 3'lere kadar tweetleşiyoruz onlarla. Okumaya çalışıyorum maillerimi. Yani bu öğreniyorum filan. Bayağı bir mesai. Şimdi bu şeyi bugün tartışacağımız konu ele hazır geliyor zaten, daha kolay yani az ince. Bu öğretmen meselesi anlamak da zor. Ya evet. Fikri Bey, aslında bazı şeylerin de özür dilerim sözünüz yarım kalmasın. Bazı şeylerin de çok basit izahı var. Türk medyasında birkaç tane daha nazlılacak gibi bak, çalışkan ne, köşe yazarı olsa. Hayır, şu nedenle hala muhabir gibi çalışıyorsunuz. Ben köşenize bakıyorum Nazlı Hanım, ahkam kesmiyorsunuz. Oradan aldığınız bilgiyi. Evet. Yani hani bazı şeylerin de basit izahı var. Haklısınız, yani ben korku lafını tırnak içerisinde söylüyorum.